Bugün günlerden 2 Eylül, Kaledibi Mahallesi'ndeyiz. Metin Karaman abimizin yanına geldik. Biz biraz önce aslında bahçeden görüntüler aldık. Fındık zor bir ürün. Zorluğunu hepimiz biliyoruz. Tarımı da zor, emek de zor. Metin abi 12 ay, 24 saat bahçesinin başında olan bir üreticimiz. Kendisine bir miktar fındık alıp aşağı Fas'a gitti ve bugün Fas'ta neler yaşadı? Metin abi neler oldu? Abi Fas'ta neler yaşadık? Abi gittik daha önceden 10 yıldan beri verdiğimiz fındık tüccarı abinin yanına gittik. Abi durum çok kötü. 7-8 tane sırada insanlar vardı. Herkesin elinde birer ikişer kilo fındık abi. Evet. Randıman kırdırmaya gelmişler. Hem kaliteye baktırıyorlar. Çok kötü abi. 28, 30, 35 randımanın üzerinde abi 4 tane randıman kırıldı. Hiç 35 randımanın üzerine çıkanı görmedik abi. Evet. Kokarca şeyi çok kötü. Bahçe boş çürüğü fındık var. Bahçe çürüğü var. Aşırı derecede abi. %60, %70'e varanlarda kokarca abi. Peki sen şimdi kokarca zararını fındığın içinde daha önce kendi bahçende görmedin. Görmedik abi. Ben de abi numune yapmak için abi dedik fındığımızda kokarca var mı? Randuman nedir ne değildir? Bir tahlilini yaptıralım dedik. Abi 3 tane yerde 3 tane tüccarda fındık kırdırdım bugün. Hı hı. Abi fındığımızın kalitesi gayet iyi. 52 randuman geldi. 3 yerde de aynı şey geldi. Kokarca şeyine rast gelmedik. Hepsini yaptılar abi. Randumana kırdılar, koydular. Giyotinle kestiler. Giyotinle kestiler komple. Hiçbir şeye rast gelmedik abi. Sen giyotinle kesme işini ilk defa görüyorsun değil mi? İlk defa görüyorum abi. Evet. Bu zamana kadar abi böyle bir şey yoktu ki abi. Sen şimdi fındığın içini de gördün dolayısıyla. Gördük abi. Gördük. Evet. Ama şöyle şuna çok şaşırdım abi. Abi bizim fındıkla diğer fındıkların arasında gerçekten abi çok kötü bir durum var. Yani kokarca vurulan fındığın abi içi simsiyah abi. O fındık abi bilmiyorum da şimdi yağda kullanacağız diyorlar ama abi yağı yine biz tüketeceğiz abi bu yağları. Tabii. Şimdi çotanak olarak biz tüketeceğiz. Ezme olarak yine biz tüketeceğiz bunları. Kesinlikle öyle. Gıda ya, olarak kullanılmaz evet, yani, sıkıntılı. Kesinlikle sıkıntılı ancak bilmiyorum da daha önceden bundan 15-20 yıl önce şunu söylüyorlardı. Çürük fındıkları uçak yağı yapıyor. Çok kalitede bir yağ çıkıyor diye bir söylenti vardı. Bu tür şeyler abi ancak bu tür abi yağlarda yani uçak yağı, araba yağı bunları da kullanmaları lazım. Kesinlikle gıdada abi kullanılmamalı abi. Kesinlikle kokarca. Peki sen hiç o kesilen fındıklardan koku aldın mı? Abi koku berbat. Yiyemiyorsun abi. Bir tane atayım ağzıma dedim abi sanki bizim böyle ekşimsi bir tadı olur abi. Evet. Yani direkt ben abi zehir vuruyor sana. Yiyemiyorsun. Evet. Yiyemiyorsun. Şimdi sen sonuçta kendi fındığını götürdün ama oradaki fındıklarla da kıyasladın. Şimdi biz aşağıda aslında biraz Akif'le de Ömür'le de sohbet ettik. Sen de şimdi burada bir yılını geçirdin. Yani bir yılda yaptıklarının karşılığını almış mısındır? Yok kesinlikle. Abi fiyata baktığımız zaman abi şimdi bugün 50 randuman fındık 105 lira diyorlar. 105 mi 115 mi abi? 105 abi. 105. 115 değil abi. 3 yerde de aynı abi. 3 yerde evet, de 2 Eylül tarihi itibariyle 50 randuman fındık da evet, 105 lira. Evet Fas'ta da bugün 105 lira diyorlar abi. 50 randuman fındık abi. Abi fındığı şimdi maliyetine bakıyorsun. 105 lira. Abi bilmiyorum da yani ben biraz şöyle zannediyorum herhalde. Çok ciddi oyunlar oynanıyor abi. Şimdi abi İstanbul'a dönüşler var, okullar var. İşte bir taraftan kokarca belası var. Yani insanlar da bilmiyor şimdi. Evet. Şimdi bahçe çürüğünü bilmiyor vatandaş. Şimdi kokarca diyor adam. Tamam 5 randuman senden örneğin alıyor. Ama sen yani bilinçli bir çiftçi de yok işin açıkçası. Evet. Öyle en büyük sıkıntımız bu zaten. Evet. Yani şimdi tahlil yaptırmaya götürmüyor adam. Tahlilini yapmıyor. Fındığı bilmiyor. Götürüyor tüccara yıkmış fındığını. 10 çuval, 20 çuval, 50 çuval neyse. Adam emanete diyor, bırakmış. Emanete bırakmış. Yani çok büyük sıkıntı abi. Yani o kadar şey oyunlar oynanıyor ki abi. Abi bilmiyorum da çiftçinin gerçekten çok bilinçli olması lazım. Artık yani 105 liraya, 110 liraya. Yani bu fındık maliyetini kurtarmaz çünkü kimse gelmez. Yani böyle bir şey de var. Şu anda Karadeniz bölgesinde ben bunu canı gönülden söylüyorum. Bunu söylerken de korkmuyorum. Karadeniz bölgesinde değil de Ordu bölgesinde %70 maden sahasına açılmış. Abi çiftçiler bırakıp gitsin mi, gelmesin mi? Böyle bir oyunlar böyle mı var? Talep mi var? Yani bilmiyoruz canım. Yani 50 türlü yer geliyor abi aklımıza. Ya. Abi 2019'dan beri Hakan abi sen bunu dile getiriyorsun. Beraber hatta seninle Giresun'a gittiğimizde Dokab'ın orada ısırgan lifiyle solüsyonla ilgili sunumlar vardı. Ta orada dile getirmiştim bunu. Kahverengi kokarca Giresun'dan başlayacak Ordu bölgesinde Karadeniz bölgesinde ciddi bir istilacı bir durum alacak. 2019'dan beri abi iyi kötü abi bunu abi il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri bildiler. Ama ona rağmen abi ben bakıyorum abi hiçbir önlem yok abi. Yani şimdi bize abi 3-5 tane ilaç da yatıyorlar.
Abi çiftçi ne yapsın? Gelip sana soruyor ziraat mühendisi olarak. Sen söylüyorsun. Adam diyor ki bugün mesela Bolaman'da bir tane abi var Ali abi diye. 7-8 yıldan beri tanıyorum. Yemin ediyor 8 boy ilaç vurdum abi diyor. Santukundan tut diyor, ampikosundan tut diyor, protesinden tut diyor, heraklisinden tut diyor. Abi diyor vurulmayan yerde böyle bir şey yok diyor. Benim yerde daha fazla diyor. Yani ne yapacağız başka diyor yani. 7 defa ilaçlama yaptım abi diyor ya. Daha ne yapabilirim ben diyor. 2-3 defa taman uygulaması yaptım diyor. Vallahi bilmiyorum abi yani. Gerçekten biraz içimiz zor gibi gözüküyor abi. Evet. Yani açıkçası bu konuda biz de çok karamsarız. Şimdi sen gelmeden önce de Akif'le ve Ömür'le... Ben de girebilir miyim kadraja? Tabii tabii gir tabii. Yani bunu hep konuştuk, konuşuyoruz da emin ol yarım saattir biz de bir çıkış yolu bulamadık. Yani ne önermeliyiz, nasıl olmalı diye. Ama şöyle bir şey de olur Hakan abi ya. Şimdi gurbetçiler ve okulun açılması. Şurada bir 10 günlük bir süreç var. Evet. Pis fındık da çok, kokarcalı fındık da çok. Herhalde bir 10 gün piyasayı böyle yapacaklar da 10 günden sonra temiz fındık biraz daha farklı olur gibi düşünüyorum. Ya temiz hani, fındıkta, sağlam fındıkta fiyat yükselir o kesin. Yükselir. Abi şöyle bir şey de oldu. Şimdi ben bu yıl kendisiyle tanıştım. Bir tüccar arkadaş Faslı'da. Ona da kırdırırım randuman. Onda da aynı geldi. Abi dedi fındığın çok temiz dedi. Ben bir tüccar olarak dedi, ben sana bunu söylüyorum dedi. Yani bir 5-6 aylık bir tanışımız, sadece merhabamız var. Hı. Bir ticari bir ilişkimiz olmadı o zamana kadar. Abi dedi, saklayabiliyorsan dedi, fındığını sakla dedi. Tüccara indirme abi dedi bak. Ben tüccarım, bana bile indirme dedi. Neden dedim? Abi dedi, stopaj dedi, vergisi dedi, depo parası, senden kafadan dedi, tondan dedi, 3-4 bin lirayı keser dedi. Bir kere bunu bildi. Bugün dedi, 3-4 ton fındık dedi, 15-20 bin lira para oynardı. Fındık elindeyse dedi. Bak malın çok temiz dedi. Randımana vurduk dedi. Çok sağlam dedi. En ufak dedi bir gizli çürüğün yok dedi. En ufak dedi kokarca burun yok dedi. Randımanın da çok kaliteli dedi. Abi dedi bu fındığı sakla dedi. İki ay sonra fındık dedi en kötüsü dedi. Bak ben kendi şey duyumlarım. Yani yapmış oldum. 200'den bahsediyor abi. Evet. 200'den bahsediyor abi. Evet, evet. Yani bu diyor bir kere çok gurbetçiler diyor. Şu pis fındık. Evet, pistin bir kalkması lazım diyor. Şu anda çok ciddi oyunlar diyor. Yani. O zaman şöyle diyelim. Fındığı temiz olan, kokarca vuruğu olmayanlar bekletebildiği kadar beklesin. Fiyat çünkü yükselecek. Evet. Ha, ihtiyacı vardır. Borcu kadar önden bozdur. Hepsini birden indirmesin. Evet. Ama kokarca vuruğu olanlar da fındığını bekletmesin benim tavsiye. Çünkü o çürüme oranı, şu oranı daha büyük. Diğer sağlam fındığı da vuracak. Öyleymiş. Çünkü bu şekilde düşünüp de evinde zararlı olduğu halde fındığı bekleten de var. Abi benim zaten en büyük korkum oydu. Benim şu fındığı götürmemin sebebi, 3 kere randıman vurdurmamın sebebi kokarca sen var mı yok mu? Sen öyle bir zararın var mı yok mu? Bunu tabii tespit edeyim, ona evet, göre bekleteceksen ona göre bekletin. Bekletin. Çünkü bekletiriz, sonra hep yanarız. Aynen. Evet. Buradan söyleyeceklerimizi aslında söyledik. Yani fındık çok kıymetli bir ürün. Bu coğrafyanın tek kalem ürünü. Karadeniz coğrafyasında da başka tarımsal ekonomi değeri olan, tarımsal ekonomisi yüksek olan başka bir ürün yok. Şu anda önümüzde fasulye bahçeleri var, meyve ağaçları var. Kokarcanın zarar verdiği 300'den fazla tarımsal ürün var. Ve 2019 işte biraz önce Metin abi hatırlattı. O sempozyum ben de hatırlıyorum. 2019'dan beri bağıra bağıra dedik ki kokarca zararı geliyor. Kritik kontrol noktalarının önlem alınması lazım. Özellikle kışlaklarda bizim bunun çözümünü bulmamız lazım, tutmamız lazım. Çok söyledik ama gelinen son noktada maalesef üreticimiz mağdur. Yani biz de onun adına bu mağduriyeti yaşıyoruz. Fındığımıza sahip çıkalım ama Metin abinin yaptığı çok doğru bir iş var. Kendi toplamış olduğu fındığı en azından randımana götürüp bu fındıkta bir kokarca zararı var mı olmadığını görmüş. Şimdi gönül rahatlığıyla bekletebilir. Kesinlikle. Kesinlikle ve fiyat da eğer iyi bir ve makul bir fiyata geldiği zaman da alabilir. Bu coğrafyada düğünler, ev alımları, araba alımları, ekonomik hayata dair ne varsa fındık üzerinden yapılıyor. Fındığa bağlı olarak yapılıyor. Dolayısıyla çiftçinin başka da bir geliri yok. Sen servisin var mı abi? Yok. İkinci bir işin var mı? Yok. Sadece fındık abiciğim. Ve çocuklarını okutuyorsun. Evet. Çocuklarının ekonomik... Kesinlikle. Abi bizim fındıktan abi okumamız, çocuklarımın okuması fındık, çocuklarımın düğünü fındık, çocuklarımın ev alımı fındık. Her şey bizim fındığa bağlıyız abi bu bölgede. Evet. Çünkü başka bizim bu bölgede abi, eğimli arazi abi, taban arazi değil bizde. Yapacağımız başka hiçbir şey yok abi. Evet. Teşekkürler herkese.